Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir video ile karşınızdayım bugün. Bugünkü videomuzda bisikletimize yol bilgisayarı nasıl takılır konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi piyasada çeşit çeşit yol bilgisayarları var. Ancak işlev ve fonksiyon olarak birbirinden ayrılsalar da aşağı yukarı bütün bisikletlere yol bilgisayarı aynı şekilde takılıyor. Bu yol bilgisayarlarının kablolu olanları var, kablosuz olanları var, fark etmez. Prensip hepsinde aynı. Önemli olan tekerlekten gelen bilginin yol bilgisayarına ulaşmış olması. Yol bilgisayarına ulaştığı zaman zaten o saymaya başlıyor. Yol bilgisayarı ne işe yarıyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi bisikletle tura çıktığınız zaman ne kadar kilometre yaptığınızı, toplamda ne kadar süre bisiklete bindiğinizi, tahmini olarak kaç kalori yaktığınızı, havanın sıcaklığını, deniz seviyesinden yüksekliğinizi ve benzeri konuları öğrenmek için yol bilgisayarları biçilmiş kaftan. Çeşitli cep telefonu uygulamaları da var. Ya o hızınızı da ölçüyor, anlık hızınızı ölçüyor, toplam mesafenizi ölçüyor, yüksekliğinizi ölçüyor, hava sıcaklığını görebiliyorsunuz. Ancak bisiklette giderken maalesef bu bilgilere telefonla ulaşmak çok kolay olmuyor. Hala daha onu çözemediler. Cep telefonunu bisiklete monte etmek de bir alternatif. Ancak o da yeterli çözüm sağlamıyor. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. Veya bir düşme durumunda veya bisikletinizi park ettiğinizde bisikletin devrilmesi durumunda telefonunuz oradan kurtularak sağa sola dağılıp zarar görebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun için en uygun, en mantıklı çözümler bisiklet için yol bilgisayarları. Bugün bizim takacağımız Sigma'nın 1609 modeli. Bunun inceleme videosunu da bundan sonraki videoda sıraya koyacağım. Oradan bunun inceleme videosu ve bütün fonksiyonlarını orada değinerek anlatmaya çalışacağım. Bugün bunu takacağız. Arkadaşlar her yol bilgisayarı için olmazsa olmaz belli başlı bileşenler var. Ben şöyle göstereyim size. Bunlardan bir tanesi yol bilgisayarı tabii ki. Bir tanesi kablolu veya kablosuz olabilir. Bizimki kablolu. Sensör ve yol bilgisayarını bisiklete monte ettiğimiz, söküp takabildiğimiz bir taşıyıcı. Burada gördüğünüz o-ringler var. Bunları monte etmek için kullanılıyor. Ayrıca bisikletin dönüş hareketini algılayabilmesi için de bir tane mıknatıs. Yol bilgisayarının markasına göre bunlar çeşitlilik gösterebilir. Biçimleri birbirinden farklı olabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı hepsinin montajı ve çalışma prensibi aynı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu taşıyıcının üzerine arkasına bir tane çift taraflı bant koymuşlar. Şöyle göstereyim. Sizinkinde olmayabilir. Olmasının veya olmamasının hiçbir sakıncası yok. Bu bantı dikkatlice çıkartıyorum. Ben yol bilgisayarımın sağ tarafta şurada olmasını istiyorum. Hafif bana doğru eğimli durmasını istiyorum. Ve yapıştırıyorum. Zaten bu durdu burada. Uygun ebattaki o-ringimizi alıyorum arkadaşlar. Bunu buraya sabitliyorum. Dilerseniz burada kablo bağcığı da kullanabilirsiniz. Kablo bağcığı dediğim şey kablo cırtı diyor denebiliyor. Onları da sabitlerseniz mount daha sağlam durabilir. Taşıyıcıyı monte ettim. Gördüğünüz gibi oynamıyor. Sensörün kablosunu dikkatlice açtım fazla esnetmeden. Çünkü kopmasını istemeyiz. Arkadaşlar fren kablosuna yeteri kadar doladım. Şimdi bunu dikkatlice maşanın üzerine sarmaya başlayacağım. Maşanın bacağının üzerine sarmaya başlayacağım. Arkadaşlar sensörü maşanın üzerine monte ederken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi sensörü maşanın çok yukarısına takmayın. Maşayla sensörle mıknatıs arasında maksimum 5 veya 6 mm mesafe kalması gerektiği için yukarıdaki mesafe çok daha uzak, aşağıdaki mesafe biraz daha yakın oluyor monte ettiğimiz zaman. Dolayısıyla doğru ölçüm yapabilmek için olabildiğince aşağıya monte etmemiz gerekecek. Bu şekilde monte edersek yeterli olacaktır. Şimdi diğer o-ringimizi Gördüğünüz gibi sensörü buraya monte edeceğiz. Şimdi diğer o-ringimizi alıp sensörden geçiriyoruz. Şimdi mıknatısı alıyorum arkadaşlar. Sensörle aynı hizada olan bir jant telinin üzerine sıkıca geçiriyorum. Gördüğünüz gibi geçti. Mıknatısla sensörü aynı hizaya getiriyorum. Dışa çeviriyorum. Ve kilit metalini geçirip sıkıştırıyorum. Yaklaşık aradaki mesafe 5-6 mm kadar oldu. Çok uygun bu yükseklik. Hatta belki birazcık daha aşağıda yapabilirdik. Şimdi sıra geldi yol bilgisayarının montajına. Yol bilgisayarını uygun şekilde taktım. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda bisiklete yol bilgisayarının nasıl takıldığını anlatmaya çalıştım size. Gördüğünüz gibi çok basit. Ben eldivenlerimi bile çıkartmadım takarken. Elinizde bu işe birazcık yatkınsa bir yol bilgisayarını bisiklete takmak hiç sorun değil. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca abone ol düğmesinin yanındaki küçük çan işaretine tıklayıp bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz size çok daha kolay ve çok daha etkili ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.